Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Son zamanlarda bilhassa Dede Korkut hakkında oldukça yoğun sualler almaktayım. Hocam, Dede Korkut kimdir? Nasıl biridir? Ne yapmıştır? Elbette Dede Korkut biliyorsunuz bizim en fazla geçmiş tarihe doğru gittiğimizde karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi. Bilhassa eski Türkler dönemi dediğimiz zaman. Eserleri var, hikayeleri var ve bu hikayeler de bilhassa o gençlik yıllarında, ortaokul yıllarında karşımıza çok çıkar. Bugün de anlatılıyor mu bilmiyorum. Fakat şunu söyleyeyim, belki her Türk'ün hakkıyla bilmesi lazım gelen hikayeler onlar. O hikayeleri ders niteliğinde anlatmalı, okutmalı ve onlardan gençlerimiz çok ibretler almalı. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Bugün bu kadar soru alınca acaba diyorum Dede Korkut hakkında bilgiler az mı veriliyor diye düşünmeden de kendimi edemedim. Dede Korkut kim? Dede Korkut hakkında bizim ilk yazılı eserlerimizde malumatlar var. Mesela Reşidettin onun Bayat boyundan olduğunu ifade ediyor. Oğuzların Bayat boyundan geldiğini ifade ediyor. Ebu'l-Gazi Bahadır Han ise Şecere-i Terakime'de Kayı boyundan olduğunu söylüyor. Genelde kaynaklar Kayı boyuna, yani Osmanlı boyuna işaret ediyorlar. Kayı boyundan geldiğini söylüyorlar. Fakat Bayat boyundan geldiğini söyleyenler de bir o kadar güçlü. Yani onu da yabana atmayalım. Ama her halükarda Oğuz'dan gelen bir bilge kişi. Yani bu yönde baktığımızda gerçekten Oğuz'un böyle bütün kabilelerinin üstünde bir yer tutmuş. Hani alime derler ya, gurbet olmaz. Alim her tarafta alimdir ilmi. Hükümdar bir boyun hükümdarı olur. Bir devletin hükümdarı olur. Ama bazen alim, ilim adamı bir cihanın ilim adamı olur. Şimdi burada da Türk kabilelerinin tamamını kapsayan, tamamının üzerinde bir yeri var Dede Korkut'un. Ata Korkut derler ona. Korkut Ata mesela. Korkut Ata. Dede Korkut. Yani o üstte bir noktada. Böyle düşünelim. Bu da tabii nereden geliyor? Onun şahsiyetinden geliyor. Özelliklerinden geliyor. İlminden geliyor. Onun mesela Oğuz'un 10. hükümdarı Kayı İnal'ın müşaviri olduğu ifade ediliyor. Mesela öyle bir dönemde. Müşaviri, yani hükümdarlar bir anlamda her biri ona danışıyorlardı. Onunla meşveret ediyorlardı. O yol gösteriyordu. Aslında o yaşadığı çağ itibariyle farklı bilgiler de var. Mesela onun İslamiyet'ten önce yaşadığı ağırlıklı söyleniyor ama Peygamber Efendimiz'in dönemine yetiştiği de ifade ediliyor. Yani burada çok uzun yıllar yaşadığını anlıyoruz biz Dede Korkut'un. Yani uzun ömürlü bir kimseydi. Nitekim bazı rivayetlerde 20 yaşındayken bir rüya görüyor. Rüyasında kendisinin 40 yıl yaşayacağı, 40 yıllık ömrü olduğu bildiriliyor. Buna belki üzüldü Dede Korkut. Ben ölümsüz olacağım dedi. Hani şimdi uzun yaşama arzusu vardır ya insanlarda. Böyle söyledi. Ölümsüzlüğü bulacağım. Ölümsüzlüğü bulmak. Hani hep biliriz, hissederiz. Böyle konuşanları duyarız. Bu tip hikayeler vardır. Şimdi Dede Korkut'ta da böyle bir rivayet var. Peki nasıl buldu? Nasıl buldu? Dikkat edin Dede Korkut'a. Hastaları ziyaret etti. Karşılıksız onlara verdi. Her nesi varsa garip, gurabaya ziyaret ederdi. Hastaları ziyaret ederdi. Onların her ihtiyacını görmeye çalışırdı. Onun bu hasleti hak katında o kadar makbul oldu ki Cenab-ı Hak duasını makbul eyledi ve sen ölümü istemedikçe ölmeyeceksin buyurdu. Kendisine böyle bir ses, gayipten bir ilham, bir ses geldi. Sen ölümü istemedikçe ölmeyeceksin. İşte Bu sebeple çok uzun bir ömür sürdüğü ve 295 sene yaşadığı ifade edilir, rivayet edilir. Hal böyle olunca son döneminde Resul Aleyhisselam'ın dönemine ulaştığı düşünülür veya söylenir. Bazı kaynaklar onu Resul Aleyhisselam dönemine ulaşmıştı diye ifade ederler. Hatta Kayı İnal iki vezirini Peygamber Efendimiz'e gönderdi diye de söylerler. Kayı İnal'ın iki vezirini Peygamber Efendimiz'e gönderdiğini ifade ederler. Kendisinin Derbent yakınlarında bir noktada kabrinin bulunduğu da çeşitli rivayetler arasındadır. Mesela bizim meşhur o seyyahımız Evliya Çelebi onun kabrini orada gördüğünü ifade eder. Yine Almanların Rus ve İran'a elçi olarak gönderdiği Adam Aloriye'nin yine Dede Korkut'un kabrini gördüğü, bildiği, yerini tespit ettiği bu rivayetler arasındadır. Bunlar 17. yüzyılın ortalarında olan hadiseler. Evet, Dede Korkut bütün Türk boylarının sevdiği, saydığı, hürmet gösterdiği bir şahsiyet. O Oğuz'un bilicisiydi diye geçer. Yol göstericisiydi diye geçer. Bütün herkesin hürmeti vardır ona. Yani isim mi konacak? Boy boyladı, soy soyladı, dedem Korkut ne söyledi derler. Oğul bir başarı gösterdiği zaman, bir zafer kazandığı zaman, düşmana galebe çaldığı zaman gelir o yiğide Dede Korkut söz söyler. Cenab-ı Hak doğruları, güzellikleri, iyilikleri onun kalbine ilham ederdi denir. Hatta gelecekle ilgili nice bilgileri Cenab-ı Hak onun kalbine ilham ederdi diye geçer. Yine mesela Osmanlılarla ilgili çok meşhur bir sözü vardır ki bu ana kaynaklara geçmiştir. Edirneli Ruhi'de vardır, Müneccimbaşı'da vardır. Ana kaynakların pek çoğuna eski tarihlerden gelerek almışlardır. Ahir zamanda hanlık yine Kayı'ya gele ve hiç kimesine ellerinden almaya, Cenab-ı Hakk'ın Osmanlıları aziz kılacağı, ahir zamanda yine devlet dizginlerini onların eline vereceği, onların çok uzun saltanatlarının olacağı ve hiç kimsenin onların ellerinden almaması lazım geldiğini Dede Korkut çok net söylemiştir. Ve bu eserlere geçmiş hususlardandır. Dolayısıyla Dede Korkut'un yeri gerçekten bambaşkadır. Eserlerinde çok sade bir dili vardır, çok samimi ifadeleri vardır. Bizim bugün belki de nice nice atasözlerimizin yaşadığını görmekteyiz. Yalındır, gayet saftır böyle sözleri, hoştur. Yani duaları. Bazen düşünüyorum, Dede Korkut bugünkü ilahiyatçıların itikadi noktalarda bile örnek alacağı şahsiyetlerdir. Bizim bugün dahi nice hususiyetlerini o hikayelerden dersler çıkartıldığında kendisini örnek alacağımız yönleri vardır Dede Korkut'un. Yani o mesela dünyayı ifade ederken ki Salur Kazan öldürülmüş, böyle yağma edilmiş her şeyi, onun o kadar hoştur ki kanı dediğin bey erenler, ey bey erenler, kanı dediğin söylediğin, dünya benim diyenler, ey dünya benim diyenler, bakın şimdi ne oldu? Ecel aldı, yer gizledi, fani dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya, son ucu ölümlü dünya. Şimdi şu tatlı ifadeye bakın. Nerede onlar, nerede benim diyenler? Ecel aldı, yer gizledi. Ne kadar hoş, öyle basit ama hani bizim Yunus'un ifadeleri gibidir bir anlamda. Yunus Emre'nin ifadelerini sanki böyle Dede Korkut'tan geldiğini görürüz. Evet, Begiloğlu Emre, hani bazen öyle dualar var ki, öyle yakarışlar var ki ve bunlar da Cenab-ı Hakk'a yalvardığı için onun sıfatlarını ortaya koyuyor. Begiloğlu Emre zor durumda kalmış, işte orada Dede Korkut'un ağzıyla söyleniyor, hikayede geçiyor. Yücelerden yücesin göklü Tanrı, kimse bilmez nicesin. Sen Adem'e taç urdun, şeytana lanet kıldın. Bir suçtan ötürü dergâhtan sürdün, İbrahim'i tutturdun. Hanım güne çolgadın, götürüp oda attırdın, odu ona bostan kıldın. O İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attın ama o ateş bostan oldu. Birliğine sığındım aziz Allah, bana medet. Bakın şimdi burada o peygamberlerin kimleri şunlara attın, bunlara sahip çıktın. Bana sahip çık ya Rabbi, senden medet isterim. Öyle güzel dua ki mesela Deli Dumrul'u Azrail bastırmış. Azrail'i insan kılığında görünce onunla kapışıyorlar. Azrail Aleyhisselam bu. Mümkün mü galebe çalmak? Tepesine binmiş, gidecek. Birisinden onun canını alıp kendi yerine geçmesi için izin veriyor. İşte orada bir dua ettiriyor mesela Deli Dumrul'a. O da yine Cenab-ı Hakk'a şu şekilde hitap kılıyor. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin göklü Tanrı. Çok cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sen hod müminlerin gönüldesin. Bakın burada hiçbir yere sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Bu ifadeyi nasıl veriyor? Bazıları haşa Cenab-ı Hakk'a gökte mekan isnat ederken dikkat edin. Cenab-ı Hakk'a gökte, arşta mekan isnat ederken Dede Korkut hikayesinde yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Çok cahiller, buyurun onlara cahil dedi kaç yüz sene önce. Seni gökte arar, yerde ister. Sen hod müminlerin gönlündesin. Yine yollar üzerine imaretler yaptırmak ister Dede Korkut. Daim duran cabbar Tanrı, ulu yollar üzerine imaretler edeyim. Bakın yemek ve yedirmek, vermek insanlara, cömertlik. Cömertler cennetin dilediği kapısından giderler buyruluyor ya. Dede Korkut'ta devamlı bir şekilde cömertliği bizlere tavsiye eder. İmaretler yaptırayım ulu yollar üzerine. Herkese yedirip yedireyim. Aç görsem doyurayım senin için. Yalıncak görsem donatayım senin için. Alırsan ikimizin bile canını al. Hani böyle eşiyle ifade ediyor. Aç görsem doyurayım. Yalıncak görsem, hani yalın ayak derler ya, yalıncak donatayım senin için. Senin rızan için. Ya, aynen şimdi Yunus Emre'ye şöyle gidelim bakalım. Hani bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarınan da karşı gele hak şarabın içmiş gibi, bir miskine vardın ise, bir eskice verdin ise. Arkadaşlar Dede Korkut'tan Yunus Emre'ye ne hoş geliyor bakın, ne tatlı geliyor. Şu edebiyatımız, şu geçmiş büyüklerimiz, şu tarihimiz bize neler anlatmıyor. Yine mesela Kazılıkoğlu Koca Yegenek, onun da böyle bir, ona da dua ettirdiğinde ululuğuna haddin yok Cenab-ı Hakk'a. Senin boyun kaddin yok. Ya cism ile ceddin yok. Senin ululuğuna, büyüklüğüne, yüceliğine had yok. Boyuna kaddin yok. Sana boy, cisim, herhangi bir şey söylenemez senin için. Sen cisimden münezzehsin. Her şeyden münezzehsin. Ne güzel söylüyor mesela, bunu böyle ifade ediyor. Evet sevgili dostlar. Dede Korkut işte bu. Dede Korkut'un hikayelerini okuyalım. Aslında hani bir insanın hayatı verilir ama biz mesajlarına bakalım. Zarf vardır, mazruf vardır. O kadar güzel sözleri, ifadeleri, tatlı ifadeleri var ki bunları Dede Korkut, belki şimdi çocuklarımıza böyle küçük hikayeler Avrupa'dan alıyorlar ya, böyle hemen benzetme usulü, Dede Korkut'u yapmak lazım. Dede Korkut'tan nice dersler alınabilecek pek çok ibretler var. İş onu tanımakta, bilmekte. Bizim de gençlerimize onları mutlaka vermemiz lazım. Çünkü o işte Peygamber Efendimiz'e bağlılıkta, 4 halifeyi sevmekte, Hazreti Hasan-ı Hüseyin'i sevmekte, Kabe'yi sevmekte, onların her birini güzel diyerek övmekte bambaşka bir noktadadır. Kendisini ben bu vesileyle rahmetle yad ediyorum, Dede Korkut'u, ve Cenab-ı Hak onun da hürmetine diyorum, Müslüman milletimizi her zaman aziz eylesin diyorum, muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.